Önerge üzerine söz isteyen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Musa Piroğlu. Buyurun Piroğlu. Sayın Başkan, yoksulların seçtiği meclis hala zenginlerin ve patronların çıkarlarını savunmaya devam ediyor. Bugünkü torba yasa işsizlik fonunun nasıl yağmalanıp patronlara nasıl aktarılacağının, patronların işçileri daha kolay nasıl ölümüne çalıştırılacağının kanunlarını içeriyor. Ve bu meclisin çoğunluğu, işçilerin ve yoksulların seçtiği bu çoğunluk buna hizmet ediyor. Dün Mersin Silifke'de tarım işçilerini taşıyan bir araba devrildi. 4 işçi öldü. Ondan önce 2 gün önce Muğla'da bir maden ocağında 3 işçi öldü. Ocak ayı 155 işçi öldü. 2018 yılı 1923 işçi öldü. 16 yıllık iktidarınız 22 binden fazla işçi öldü. Ve bu torba yasa bu işçilerin ölmesini aklıyor ve işçileri daha fazla ölüme gitmesi için elinden geleni yapıyor. Filiz Karaoğlan bir anne. İki ikizi prematüre 7 aylık doğmuş ikizi Patnos Leyti bir cezaevinde hapis yatıyor. Bu ikiz çocuğuyla beraber yatıyor. Bu ülkede 560 çocuk anneleriyle beraber hapishanede büyütülüyor. Bu utanç bizimdir. Merve Demirel televizyonlarda ülkenin tamamının, dünyanın tamamının gözü önünde tacize uğradı. Ve bu meclisin çoğunluğunun bakanı ve buradaki sözcüleri bu tacizi akladı. Çünkü mantık şu: onlardan değilsen, çoğunluktan yana değilsen, saraydan yana değilsen düşmansın. Ve düşmansan her şeyi hak edersin. İşçileri savunduğunda teröristsin. Yoksulları savunduğunda teröristsin. Kadınları savunduğunda teröristsin. Yetmedi. Dün Tekirdağ'da bir işçi işsizlik nedeniyle intihar etti. Ondan önce de yapmıştı. Yoksulluk nedeniyle de intihar etmişlerdi. Ve bu mecliste dün açıkça şu söylendi: yoksulluk yok, işsizlik yok, sefalet yok. Ve ben şunu düşündüm: normaldir. Ben burada 22 bin lira maaş alıyorum. Cumhurbaşkanı 100 bin lira alıyor. Bakanlar 14 bin ile 20 bin lira arası maaş alıyor. Ve bu ülkenin servetini %80'ini nüfusun %5'i yiyor. Bizim için sefalet yok. Sefaletin ve yoksulluğun ne olduğunu anlamak için basit bir önerim var. Bütün maaşları, Cumhurbaşkanlığın, bakanların, bizim bütün maaşları işçi maaşına indirin. Yetmedi, bütün mülkleri tasfiye edin. Ve bakın, yoksulluk var mı, yoksulluk yok mu? Cumhurbaşkanı biber ve domatesi mermiyle kıyasladı. Dedi ki, bir mermi fiyatını biliyor musunuz? Halk mermi fiyatını bilmiyor. Halk kursağına giren ekmeğin fiyatını ölçmekle meşgul. Çocuğunu kursağına giren yemeğin fiyatını ölçmekle meşgul. Ve biz bu fiyatın neye mal olduğunu biliyoruz. Bu halk o merminin çocuğunun kursağına giren ekmeği küçülttüğünü öğrendiği gün, bunun farkına vardığı gün, yani Leyla Güven'in barış çığlığını duyduğu gün bu propaganda sona erecek. Savaşın maliyetinin ne olduğunu bu halk o zaman öğrenecek. Biz bu utançla mecbur yaşıyoruz. Bu meclis eğer hala işçiler ölüyorsa, kadınlar ve çocuklar sokağa çıkamıyorsa, insanlar çocuğunu sokağa çıkarmaktan korkuyorsa, kadınlar sokakta yürümekten korkuyorsa ve işçi işe giderken akşam eve gelip gelemeyeceğini bilmiyorsa, bunun utancı buraya aittir. Ve bu ülke halkı 31 Mart'ta bir tercih yapacak. Bu utanç bize aittir ama bu tercih halka aittir. Ya sarayın yanında durmaya devam edecek, ya bu yoksulluğa, sefalete ve hakarete boyun eğecek, ya da karşı çıkacak. Bir tane İçişleri Bakanınız var.
olgunlaşmamış ergen çocuk gibi her gün kürsüye çıkıyor, tehdit ediyor. Bizi ve herkesi değişik yöntemlerle tehdit ediyor. Devletin askerine güveniyor. Devletin zor aygıtlarına güveniyor. Devletin polisine güveniyor. Ve kendinden olmayan herkesi tehdit ediyor. Ben buradan kendisine cevap veriyorum. Pir Sultan'ın deyimiyle cevap veriyorum. Yürü bir Hızır Paşa. Senin de çarkın kırılır. Tamamlayın. Bu ahit de bizim olsun.